Yani 38 yaşında genç bir erkek hasta. Sigara kullanıcısı, ayağında tırnak batma hissiyle gelmiş. Sonrasında bir işlem yapılmış, cerrahi işlem. Ayağında hiç yara yokken yara başlamış ve sonra bu yara iyileştirilememiş bir şekilde ve bize başvurduğunda hastanın burun yarası olduğunu söyledik. Anjiyosunu yaptığımızda ayak damarlarının tıkalı olduğunu gördük çünkü. Hikaye çok dört dörtlük burun hastalığıyla uyumluydu. Bakın, ayağın alt yüzünü besleyen, yani diz altından itibaren ayağı besleyen 3 tane ana damar var. Bunları anlatayım, ondan sonra hikayenin neden böyle olduğunu söyleyeyim. Bu damarlardan bir tanesi ayağın ön yüzünü ve parmakları besleyen anterior tibial arter dediğimiz bu arter. Tamamen tıkalı, buradan itibaren devam etmiyor. Sonrasında şuradan gelen bir damar var. Bu damarın posterior tibial arter olarak tarif ediyoruz ki ayağın alt tarafını besliyor. O da tamamen tıkalı. Ortadaki damar, peroneal arter dediğimiz arter, ayağın yan tarafını besliyor. Üçü de tamamen tıkalı. Ayağa giden belli başlı sağlam hiçbir damar kalmamış hastada. Kolateral dediğimiz türbüşon şeklinde ufak yan dallarla ayak beslenmeye çalışıyor. Burada da gördüğünüz gibi ayağa giden hiçbir damar yok neredeyse. O yüzden ayak baş parmağı kanlanmadığı için, atar damarlar tıkalı olduğu için hasta önce ayak baş parmağında bir soğukluk solukluk oluyor. Kanlanma olmadığı için ve bu hastayı huzursuz ediyor. Hasta bunu ayak tırnağında, yani baş parmağında tırnak batması olarak hissediyor ve ufak bir cerrahi işlem yaptırıyor. Cerrahi işlem sonrası yara, yani dokuya vermiş olduğunuz hasar bir şekilde doku tarafından onarılması gerekiyor. Bu onarmayı nasıl sağlayacak? Oranın kanlanması iyi olursa onarma oluyor. Zaten ayak damarı tıkalı, baş parmağından hiçbir kanlanma yok, damar yok. O yüzden de ayak yarası, yani cerrahi sonrası orası onarılmıyor ve bir yara süreci başlıyor. Bu da bu hastaların çoğunda hikaye hep aynı gerçekten, hiç şaşmıyor. Bu yaranın iyileşmesi için özellikle yaranın olduğu yere giden damarı açmak lazım. Biz bunu anjiyo som konsept diyoruz. Ya yani ayak baş parmağında yara varsa anterior tibial arteri açmamız lazım. Yani şuradaki damarı açmamız lazım. Alt tarafında, ayak tabanında varsa yara posterior tibial arteri açmamız lazım. Yan tarafta varsa peroneal arteri açmamız lazım. Şimdi göreceksiniz bu vakada da işlemleri ben hızlandırayım. Bakın, buradan itibaren ayak baş parmağına giden damarı tamamen bir kateter dediğimiz borucuk yoluyla içerisini temizleyerek gidiyoruz ve oraya kan akımının gitmesini sağlıyoruz. Birazdan göreceksiniz yaranın tamamen açıldığını, pardon, damarın tamamen açıldığını ve yaranın iyileşeceğini göreceksiniz. Aksi takdirde zaten ayak iyileşmeyecektir. Bakın, ön damar açıldı yukarıdan itibaren. Şimdi ayağa giden, evet, gördüğünüz gibi bakın ayak baş parmağına giden damar tamamen açıldı ve kanlanma başladı. Bu olmazsa yara asla iyileşmeyecek. Dolayısıyla bu hastada yaranın iyileşmesini bekliyoruz. Bu videodan vereceğimiz mesaj şu: Burger hastalarında hikaye tipik. Yaranın başlangıç yeri belli, baş parmak. Hikaye nasıl başlıyor? Tırnak batması şeklinde başlıyor. Tırnağa işlem yapılıyor ve sonrasında sonu gelmeyen ve iyileşmeyen bir ayak yarasıyla başlıyor. Sigara kullanıyorsanız, tırnak batması var diye şüphe ediyorsanız muhakkak bacak damarlarınızı kontrol ettirin. Burger hastası olmayın, aman, yani burger hastalığınız varsa, çünkü ayağınıza hiçbir şekilde dokundurmamanız lazım. Yara iyileşmez ta ki damar açılana dek. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka bilgilendirme videosunda görüşmek